Merhabalar, ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu hap eğitim videomuzun konu başlığı color transfer, yani renk transferi. Herhangi bir fotoğrafınızın yine kendi çektiğiniz veya webde bulduğunuz bir fotoğrafın tonlarına sahip olmasını istiyorsanız bunu Neural Filters içindeki color transfer, yani renk transferi aracıyla çok kısa bir sürede ve kolayca yapabilmeniz mümkün. Bu düzenlemenin nasıl yaratıldığını görmek için hadi hemen Photoshop'a geçelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Bu fotoğrafa kendi çektiğiniz veya internette bulup indirdiğiniz herhangi bir fotoğrafın tonlarını eklemek için örnek veriyorum. Bu fotoğrafımın tonlarını ben eğer bu fotoğrafı eklemek istiyorsam ne yapacağım? Biliyorsunuz renkleri değiştirmek için bir sürü farklı yöntem ve filtre uygulaması var. Ama ben var olan bir fotoğrafın rengini eklemek istiyorum. İşlem çok kolay ve çok kısa sürüyor. Filtreye tıklıyoruz. Ardından buradaki nöral filtrelere tıklıyoruz. Ve Neural Filters açıldı. Buradaki Color Transfer, yani renk transferi, ki şu anda beta versiyonunda bu. Bunu aldırmayın. Şu yanındaki düğmeye tıklıyoruz. Burada hazır gelen bazı seçenekler var. Örneğin şuna tıklayayım, çiçeğe. Dikkat edin, burada bir seçmeli menü var. Şu anda Lab yazıyor. Biz bunu RGB'ye çeviriyoruz. Ve şu anki yine görüntüyü boş verin. Şuradaki Custom'a tıklamamız gerekiyor ki kendi istediğimiz fotoğrafı seçelim. Burada Select an Image, yani bir görüntü, bir görsel seç ve ben buradan referans imajı, yani adı referans olan, şu anda Photoshop'un içinde açık olan görüntüyü seçtim. Eğer bu burada açık olmasaydı, buradan bakın şu anda bu geldi buraya. Şu klasör ikonuna tıklayıp ilgili klasörümü seçip neredeyse bu fotoğraf. Şu anda oraya gidiyorum. Kısa keseceğim bu kısmını. Klasörüme geldim. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şu anda bu PNG formatında arıyor. O yüzden hiçbir şey yok burada diyor. JPEG formatı seçiyorum. Buradan referansı seçip Use this image, bu görüntüyü kullanı seçecektim. Cancel diyorum çünkü şu anda burada benim fotoğrafım zaten tab olarak açılmış durumda. Tekrar ediyorum. Açık değilse buradan select deyip de gidip de computer'dan, bilgisayardan bir fotoğraf seçiyoruz. Burada açıksa direkt olarak onu buluyor. Ve bu kısmın color space, renk uzayının RGB olması gerekiyor. Burada istiyorsanız saturasyon, yani doygunlukla, istiyorsanız hue, yani renkle de oynuyorsunuz. Bunları yapmayacağım ben. Ve alt tarafta output, ben bunu dışarıya nasıl vereyim diye bize sorduğu soruya current layer demeyin, yani mevcut katman demeyin. New layer masked, yani yeni katman, maskeli yeni katmanı seçin ve burada okey deyin. Bunun sebebi şu: buraya bu maskeli gelirse ben sol taraftaki araç çubumdaki fırçayı seçip fırçanın rengini maskenin ters rengi olan siyahla belirleyip istediğim yerlerde bu etkiyi yok edebilirim, geri alayım. Bu yüzden yeni katman, maskeli yeni katman dedim. İstersem bunun opasitesini şuradan düşürebiliyorum. İstiyorsam bunun harmanlama modunu, yani blending modunu değiştirebiliyorum. İstiyorsam da olduğu gibi %100 de bırakabiliyorum. İşim bittiğinde de şu hamburgeri tıklayıp Flatten Image, görüntü düzleştiri seçiyorum. İşlem bu kadar kolay ve bu kadar kısa sürede de bitiyor. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşça kalın.